Hop. Allah bıraktım bıraktım vallahi bıraktım vallahi bıraktım. Merhaba arkadaşlar, Baş Şişman'ın kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle Bursa Spor Rebuild yapacağız. Ama sadece altyapı oyuncularından oluşan bir takım kurup Şampiyonlar Ligi'ni almaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi Bursa Spor çok köklü bir takım. Yıllarca Süper Lig'de de oynadılar. Şu anda üzücü bir şekilde TFF 2. Lig'e, yani Türkiye'deki 3. Lig'e düştüler. Gerçekten üzücü. Çok güzel de bir statları var. Biz bugün altyapıdan çıkaracağımız oyuncularla bakalım Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek miyiz? Kulüp oluşturulan Bursa Spor'u 1,5 yıldızlık bir takım olarak oluşturdum. Transfer bütçemiz 1 milyon euro. Şu anda mevcut bulunan oyuncuları da zaten satacağız. Satamadıklarımızı kendimiz göndereceğiz. Yavaş yavaş oraya altyapıdan çıkardığımız oyuncuları entegre edeceğiz arkadaşlar. Gelin isterseniz yavaştan videomuza geçelim. Beni yeni keşfettiyseniz lütfen abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Haydi bakalım videomuz başlasın. Kulübün logosunu da gördüğünüz gibi bu şekilde yapmaya çalıştım. En yakında bu şekilde oldu. Yukarıda bir tane hilal ve altta yeşil beyaz çizgiler. Takımı göstereceğim arkadaşlar ama takımda zaten bildiğiniz gibi oyunun bize verdiği gerçekte olmayan oyuncular var. Hepsi zaten genelde altyapı oyuncusu gibi küçük resimlerden de fark etmişsinizdir. Bunların hepsini satacağız arkadaşlar. Onlar yerine gençlerimizi, çocuklarımızı yerleştireceğiz. Oraya gelmeden önce bakalım oyunun bize verdiği hangi oyuncular var onu görelim. Burada 51 rating ve 72 rating haricinde diğerlerini gönderebiliriz. Bunlar çok düşük zaten. Yalnız bu 72 de tam güzel olacak orta sahaya. 16 yaşında 72 rating ve 92 potansiyel. Bu arkadaşımızı hemen alacağız. Kimmiş? Metin Şahin. A takıma yükseldi. Şimdi ilk başta 1 milyon bütçemiz var görüyorsunuz. Oyuncuyu satacağız. Oyuncuları sattıktan sonra burada altyapı personel alıp mesela bu arkadaşı ilk başta 2 yıldız tecrübe 3 yıldız görüşü var. Bunu isterseniz Azerbaycan'a gönderelim. Sonra 5'e 5 olan bir tane yetenek avcısı alıp onu da Türkiye'ye göndeririz. Daha fazla daha etkili böyle gençlerimiz bulsun. Şimdi bu arkadaşı bir Azerbaycan'a gönderelim. Evet, 1-2 tane oyuncu sattık. Sezon öncesi turnuvasında biraz para geldi. Şu anda 3 milyon 200 bin paramız var. 2 milyon 800'e Metin Özsoy'u alıp Türkiye'ye göndereceğim arkadaşlar. 4 yıldız görüşü var. Hemen onu Türkiye'ye göndereceğim. Yalnız burada bir problem oldu. Cheat Engine'da bir problem oldu. Azerbaycan'a gönderemedim. Ucuz olsun diye Suudi Arabistan'ı seçmiştim ama artık değiştiremiyorum. O arkadaş oraya gitti. Oradan bakacak arkadaşlara. O yüzden liste dışından şu an oyuncu seçemeyeceğiz. Biraz kötü oldu ama yapacak bir şey yok. No! Evet, yine satışlarımızı gerçekleştirdik. Şu anda 6 milyon küsür paramız var. Hemen 5'e 5 bir tane Yunan arkadaşımızı 4 milyonu işe alalım. Onu da nereye gönder biliyor musunuz? Portekiz'den bize yeni Quaresma'lar getirsin arkadaşlar. Bu arkadaş da Arabistan'dan geri dönünce onun yerine de daha yüksek seviyeli bir tane yetenek avcısı alırız. Onu da başka ülkeye göndeririz. Şimdilik raporlarımızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet, Arabistan'dan ilk raporumuz geldi. Bakalım bize kimler gelmiş. Şöyle bakalım arkadaşlar. 55'lik bir adam var. 500 bin değeri varmış zaten. 83 de potansiyeli var. Potansiyeli direkt gözüküyor burada. Daha önce böyle bir şey olmuyordu. Bu oyuncuların reytinglerini görmek için açtığım bölümde bir şey var galiba. Bilmiyorum. Bunları direkt böyle gösteriyor. Şöyle gidelim. 43, 51, 48, 54, 76 potansiyeli. Buna da bakalım. Yani olmadı gönderir zaten. 42, 41, 64, 89. Oo, Kasım Mahmut. Bu kimmiş? Kasım Mahmut. 1 milyon 800 bin. Of. Gel. Gel oğlum gel. Şu anda ofiste ne kadar paramız var? 5 milyon falan. Şuraya bir geleceğiz. Altyapı personeli. Bu adamı geri çağıracağız. Sileceğiz. Başka bir tane alacağız. Bakalım bu yeni gelen çocuklar kimmiş? Neymiş? Onları görelim. Şu en baştan bizden kalan bir tane çocuk zaten. Parrot. Bunlar yeni gelenler. 55 ratingli sağ kanat bek. Bunların hepsini yukarı çıkaracağım arkadaşlar. Zaten yavaş yavaş da bunlar geldikçe diğerlerini göndereceğiz. Bu sağ kanat 64, 89. Güzel güzel. Bu çocuk 89 potansiyeli var. Gelsin. Bu da biraz daha dursun burada. Bu sene bildiğiniz gibi arkadaşlar Süper Lig'deyiz. Süper Lig'de büyük ihtimalle de sonuncu oluruz zaten. Yavaş yavaş oyuncularımızı değiştirdiğimiz için. İkinci sezon itibariyle artık yavaş yavaş yükselmeye başlarız. Şimdi bakalım Türkiye'den gelecek rapora bekleyeceğiz. Evet, Arabistan'dan gelen adamı kovduk. Bir tane 4 yıldız tecrübe, 5 yıldız görüş olan Halil Çetin'i alacağız. 3 milyon 250. Aa, bir dakika aşağıda şey varmış. Bir tane daha Yunan var. 4 milyon bu daha güzel. 5'e 5. Gel bakalım seni nereye gönderelim? Bu adamı da Afrika'da bir ülkeye gönderelim arkadaşlar. Mesela Fildiş sahillerine gitsin. Bize 3 ayda bakalım neler bulacak. Şimdi Türkiye'den ayın 15'inde gelecek. 25'inde de Portekiz'den gelecek. Ayın 5'inde de Fildiş'inden gelecek. Hepsini de sırayla bekliyoruz. Evet, Türkiye'den raporumuz geldi. Şöyle bir uzun uzun bakalım. Özer Yiğit 50-82. 50 gen düşük ama 82 potansiyelidir arkadaşlar. 220 bine bunu çocuğu alalım bakalım. 59-83. Oo, Erhan Şahin 1.97'lik kaleci. Bunu alalım. Gerekirse öbür kaleciyi göndeririz. 88. Mert Çelik. Bunun da potansiyeli güzel. 1.73. Kanat oyuncusu olabilir. 825 bin. Bu kimmiş? Metin Duvan 55-81. Bu da iyi. 500 bin değeri var. 59-77-66. Bunlar devam etsin. Gençlik programı çok iyi gidiyor diyor. Güzel gidecek tabii. Gerizekalı.
Bunlar düşükmüş bayağı ya. Mesela kaleci. Kaleciyi hemen çıkaracağız. A takımı yükselt. Sağ bek. 55'lik. A takımı yükselt. MDO. Bizde MD yok. Bunu MO'yu çevirirsek belki değişir. A takımı yükselt. 49'luğu göndereceğim arkadaşlar. 50 ve 6 bence. Yani 50 ve 6 derken 50'ye kadar. Hiç gerek yok. Bu çocuk kimmiş? Gel bakalım sen de. İlk baştan gelmiştim böyle. Sol kanat 58-88. Sen de gel canım. Şimdi bunlara gidip bu arada gelişim planlarını da vereceğim. Yavaş yavaş gelişsinler. İlk 11'deki yerlerini de alırlar. Diğerleri satıldıkça. Birkaç rapor sonra giden oyuncu olmasa yüzden elimizdekileri sadece serbest bırakabilir. Ki bizim oyuncularımız oynasın gelişsin. Evet, Portekiz'den de raporumuz geldi. Claudio Gomez falan diye başlıyoruz buradan. İsimlere falan şu an bakmıyorum. Artık yavaş yavaş öğreniriz. 68 potansiyel olmaz. 64 olmaz. 76. O da zaten şeyde düşmüş. 73 potansiyel de bunun yeni 45 ya. Bu çocuk oynayamaz. 78 potansiyel. 15 yaşında. Gelsin bir dursun bakalım. Neymiş ne değilmiş bakarız. 76, 78, 83, 64. Oo güzel. 64 yeni var. 64 gen mi? Üf. Kim lan bu? Gel çocuğum gel. Gel ben sana oynatacağım gel. 86 var. Vitor Kouta. Kimmiş bilmiyorum. 1 milyon değeri var. Bu ne? 54-83. Sen de gel dostum. Ne oldu şimdi? Burada en başa geldik. Bir tane sol bek gelmiş. Sol bekimiz yoktu. 3-4 tane sağ bek vardı. Bu çocuğu hemen alacağız. Diego Castro. 54 reytingi. 64'lük stoper geldi. Bu da güzel. 17 yaşında. 1.90 boyu var. Harikasın oğlum. Bu da santraforumuz. 61 reytingli. Victor Couto. Gelişim planı dedik. Gelişim planı niye dedik ya? Neyse, gol makinesi olarak böyle çalıştıralım biz bunu. A takımı yükselt. Bunlar gelmesin ya. Bu çocuklar küçücük. Serbest bırak. En azından almışken böyle takımın içinde böyle 50 kişiyle doldurmayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş alalım. Gidenler gitsin, kalanlar bizim kalsın. Evet, Fildiş sahillerinden bir tane raporumuz geldi. Şöyle bakıyoruz. 44-74. 64-84 potansiyel. 16 yaşında. Musa Hasan. Neyi? Musa Mahan. 1 milyon değeri var. Gel bakalım dostum. 80 potansiyel. Kaleci. Kaleci yedeğimiz olur. Gel bakalım. 55-85. Oo bu da güzelmiş. İbrahim Coyote. İsmi de güzel. 66-59-77. Çocuk da 43 ama ya. Hem de 15 yaşında. Bunu da boş verelim. Kim kaldı? Biz başa mı geldik? Ha bitmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Türkiye kalsın. Şu Portekiz'i geri çağıracağım. Bunu da geri çağıracağım. Azerbaycan'a bir kere daha deneyeceğim. Bakalım oluyor mu? Olursa çok güzel olacak. Oradan da oyuncularımız gelmiş olur. Şu anda arkadaşlar 12. sıradayız. 3 maçta 3 puanımız var. İlk 11'imizde hala gitmeyen bir oyuncu var. Kaptanımız Türkoğlu. O geçen takımdan kaldı. Buradaki herkesi ben şu an değiştirdim. Yavaş yavaş diğerlerde geldikçe buraya oturtacağız. Sezon sonuna kadar buradaki eski takımdan kalan bütün oyuncuları göndereceğim. Gerekirse serbest bırakacağım. Problem değil. Önemli olan bu sezonda bütün oyuncularımız oynasın, gelişsin. Şu yeni aldıklarımızda bir bakalım kimmiş, kim değilmiş. Evet, kaleci Visse. Neyse, çocuğun en azından 80 potansiyeli var. 49'u ben bunu almazdım gerçi ama. Gelişim planı diyelim. Şöyle biraz çalışsın. Sen burada takıl dostum. Mahan MO'ymuş. Bu da santrafor. Sen de gel oğlum. 61. Santrafor'da 55'lik. Tamam, sen de böyle çoğaltacağız. Sen de gel. Çoğaltacağız derken yani. A takımı yükselt. Biraz önce çıkardığım çocuk nereye gitti? Ona bakmam lazım. Bu çocuk MO mu? MOO olur mu? Yo, MO'da devam eder ya. Arkadaşlar, geri gelen adamları tekrar gönderdim. Bu sefer Azerbaycan oldu. Ama bu sefer yine hata oldu. İkisi de birden Azerbaycan gitmiş oldu. Bir tarafta güçlü fizik bulacaklar. Diğer tarafta teknik yetenek. Bakalım Azerbaycan'dan kimler gelecek, onları da görelim. Buradan da Azerbaycan'a selam olsun. Evet, Türkiye'den bir raporumuz daha geldi. Burada da artık son kez Türkiye'den seçmiş olacağız. Diğer taraflarda bekleyeceğiz. Bu sezon bakalım neler gelecek başka. 57 potansiyeli, 66, 66, 67, 77, 59, 85. Oo, 61. Yıldırım Öztor'un gel oğlum. 1 milyon. 1 milyoncudan aldık gibi oldu. Kaleci geldi bir tane. 55 reytingli. 84 potansiyel. Volkan Önder gel oğlum. Bu ne? Bu da 86. Gökhan Dündar. Sen de gel. 1 milyon. 1 milyoncudan oyuncak alır gibi oldu şu anda. 60, 60, 60, 60. Bunlar da şu anda. Tamam, başka bir şey yok. Şöyle yapacağız. Ben bu arkadaşı da geriye çağıracağım. Başka bir ülkeye göndereceğiz. Şimdi şu arkadaş kaleci. Sen de gel. Sağ bek. Güzel. 61 reytingli. Sağ bek. Sen de gel oğlum. Şu çocuk benim hoşuma gitmedi. MDO'ymuş. Acaba bunu stoper yapsak? Yok ya, boşver. 46 reyting işimize yaramaz. Bu da ofansif orta saha. Sen de gel. Bu kaleci biraz daha çalışsın burada. Ona sonra yeniden bakacağız. Evet, Türkiye'den gelen arkadaşı da şimdi nereye gönderiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Güney Afrika diye basacağım. Somali'ye gönderdim arkadaşlar. Somali'den bize aç futbolcular bulsun, getirsin bakalım. Yeni raporumuzda 4 yıldız görüşüyle bakalım kimleri bulacak Metin Aksoy. Haydi bakalım yeni raporumuza geçelim. Evet, Azerbaycan'dan ilk rapor geldi. Güçlü fizik demiştik arkadaşlar. Şu anda sanki cheat engine normale dönmüş gibi. 5 kişi getirdi. Normalde daha fazla olması lazım. Artı potansiyelleri tam olarak göremiyoruz. Şimdi 15 yaşında bir çocuk. Sen bir git. Hüseyin Abbasov çok güzel. Burası daha da güzel. 2 milyon 100. Bu çocuk acaba defans falan olabilir. Şimdi bu olmaz. 140 bin. Bu 230 bin. Bu ne yapıyor? Sol bek olabilir mi? 39-55 de çok kötü ya. Tamam, bir gelsin bakacağım. Bu nasıl? Bu da kötü. 17 yaşında olmaz. Evet, ikinci raporumuzda teknik yetenek olarak aratmıştık. Bunlar
Serdar Ahmadov biraz 74-94 ile gözüme çarptı. Onu bir alacağım. O bir tane daha 72-94 Bagirov var. 650 bin. Ooo. Karayev var. Bunun da geni çok düşük. Karayev bir tane daha var. Ooo bu güzelmiş. Bunu al. Güne bak. Abi 28 gen mi olur ya? Elçin. Ne yapıyorsun Elçin? Oyuncuyu reddet. Bu da Ulvi Valiyev. Yetersiz Ulvi. Az Ulvi. %2 Ulvi. Sen de git. Bakalım gidelim. Kimleri seçmişiz oradan onları görelim. Elçin Ahmadov. Sol bek stoper. Burada Hüseyin Abbasov. Stoper sol bek sağ bek. Hepsi var. 1.88 boyu var. Bu çocuk gerçekten stoper. Tamam. Bu sol bek. Stoper olmaz bundan. Elşan Karayev var. 16 yaşında. Yeni de 59'muş. Güzel. Bagirov 58. Santrafor Tunar Ahmadov da 17 yaşında. Santrafor 61 reytingli. Güzel. Bunların hepsini çıkarıyorum arkadaşlar. Evet, Somali'den de raporumuz geldi. Bakalım Afrika ülkesinden bize neler gelmiş. Şunu bir silelim. 120 bin. 49-69 bu da düşük. Düşük. Yasin el mi? Ayak mı? Hah! Oo bak bu Liban Khalid güzelmiş. 70-94 iş yapar. 1.600.000 değeri varmış. Güzel. 64-86 yok ya bunun şeyi düşük galiba. Bunu da bir alalım bakalım. 15 yaşındaymış gerçi ama. Bunda da bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ligde şu anda 14. durumdayız. 9 maçta 8 puan aldık. Sürekli beraberlik, yenilgiler falan filan geliyor. Takımın durumu da şu anda göstereceğim şöyle. Arada bir siz de görmüş olun. Bir tane Kouta var 62'lik. 74'lük bu ilk başta çıkan arkadaşımız. Gerisi de 62-61-66 olmuş bu çocuk. Ters kanat çalıştırdığım için sonuçta başka bir şey yok yani. Bu arkadaş da Abbasov en son çıkınca bunu aldım. Bir tane eski takımdan oyuncu kalmıştı. 72'lik, 73'lük neyse. Onu da gönderdim. Şu anda eski takımdan hiç kimse yok. Şu kadar da adamımız var. Şuraya bir 4-5 kişi daha bulduk muydu şöyle sağlamından. Yedeklerimizi de biraz sağlama çekeriz. Ondan sonra sezon sonuna doğru gideriz. Bakalım yeni raporumuz nereden geliyor. Evet, iki tane OF bulmuşuz arkadaşlar. İkisi de santrafor mevkisi de var ikisinin. Bu 15 yaşında. Bunu santrafora çeviriyorum. Zaten 15 yaşında olduğu için bu sene böyle bu tarafa takılsın. Ama bu arkadaşı hem yukarı çıkaralım hem de direkt santrafor mevkini değiştirelim. Bakalım ne kadar sürede oluyormuş. 2 haftada güzel. Bunu böyle yapalım belki yükselir de. Yükselirse az santraforumuz bile olabilir yani. Evet, Azerbaycan'dan bir güçlü fizik istemiştik. Bu rapordan sonra ikisini de başka yere göndereceğim arkadaşlar. Önce birincisine bakalım. 52-68-73-94. Bu adam çok iyi. İlk başta güzel geldi. Ondan sonra bu olmaz. Bu da boş. 67-95-500.000. İlginç. Buna da bakmak lazım. 58-80 bu olmaz. Bu da 300.000. Buna da almayalım ya. Zaten 15 yaşında boş ver. Şimdi öbürüne gidelim. Mevcut. Burada zaten direkt göze çarpan bir tek şu var. 57-75. 78-94. Tural Abdullahev. 1.300.000. Gel dostum. 40-56. Yaramaz. Artık çok seçici olmak lazım arkadaşlar. Çünkü kendi oyuncularımızın reytingleri yükseliyor zaten. Ben şimdi bu geri çağırayım. Somali sen de geri gel. Hepiniz bir geri gelin. Sizi başka bir yere göndereceğim. Yavaş yavaş zaten sezon sonunda geleceğiz artık. Şu gelenlere bir bakalım şöyle bir kontrol edelim. Hüseyin Mammadov 55 reytingli. Bu burada biraz gelişim planı diyelim. Geliştirelim bunu. Şu defansını biraz geliştirelim. Bu da Mammadov'muş ya. Bunlar kardeş mi acaba? 16 yaşında iki tane. Bu da MDO. İki yönlü orta saha oyuncusu. Biraz burada gelişsin bu arkadaşlar. Öyle yüksek olan bir tek herhalde şu var. O da santrafor'muş. Kaç tane santrafor oldu ya? Bayağı bir santraforumuz oldu yazı. Bunları kiralık falan göndermek lazım. Gol makinesi diyelim. Ha bir dakika. Bu adam çok hızlı. Bu adamı kanat yapalım biz. Hangi kanadımız daha eksik? 61-67. Biz bunu bir sol kanat yapsak. Sol kanat 2 haftada oluyormuş. Güzel. Sen burada çalış. Herkes burada bir çalışsın. Birazdan ben döneceğim size. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Biraz önce gönderdiğim raporlardan 3'ü de geldi. Bir tanesi Japonya defansif yönlü. Bir tanesi İsviçre kaleci. Bir tanesi de İngiltere. Hepsinden karışık. Şöyle 1.5 kilo alalım dedik. Bunlara da bakacağız. Artık bundan sonra bu sezon herhalde devam etmeyiz diye düşünüyorum. Tabii gelecek oyunculara bağlı. Güzel bir oyuncu bulana kadar da mutlaka devam ederiz belki de bu sezon. En azından bu sezon. Gelecek sene belki biraz daha düşürürüz. Çünkü bu sezon olmazsa olmazımız yapmamız lazım. Önce Japonya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım kimler var. Kiyoti Kinoshita. İyi gözüküyor bayağı. 775.000 fiyatı varmış. Hemen bunu alalım. Defansif yönlü bir çocuğa benziyor. Bunlarda bir şey yok. Bunları direkt siliyorum. Geldik. Kaleci İsviçre. 36-39-55. Bir tane zaten direkt şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar ortada direkt gözüküyor. 55-73 arası. 825.000 değeri var. 77-94. 1.99 da boyu varmış ha. İyi. Çocuğu bir alalım bakalım ne kadar çıkacak. 54-74, 52-72-63-87. Evet son olarak İngiltere diyoruz. Hepsi diye göndermiştik. Kim çıkacak bakalım. 58-76 gen. Güzel bir gen. 60'ın üzerinde gelecek galiba demek ki. 81-94. Ooo 1.600.000. Bu çocuk kim hemen aldık. 1.89 boyu var. Bunun kimmiş? 70-94. 300.000 değeri var. 15 yaşında. Bunu da bir alalım bakalım. 15 ise 15 dursun cebimizde. 56-78-63-87.
Bunlar da bir işimize yaramaz. Tamam. Şimdilik bakalım elimize geçen çocuklarda işimize yarayan birileri var mı? Hemen onları göreceğiz tabii ki. Hartman 59. Fena da değil ha. Bizimki 61 miydi? Bu 50'lik kaleciyi o zaman biz serbest bırakalım arkadaşlar. Hiç uğraşmayalım. Zaten kalecimiz bir tane daha var kaleci. Junya Kagome. Sol bek stoper. Şöyle zayıf ayağın falan gelişti. Sen zaten 15 yaşındaymışsın. Burada takıl. Bu sağ bek var hala burada duruyor. Mamadov. Bu Langley. MDO stoper MO. Sen gel bakalım. Stopere döndürebiliyor muyuz seni? Ben seni bir stoper yapayım. Bakalım ne kadar büyüyorsun, gelişiyorsun. Oo, burada da var bir tane MDO stoper. Hemen buna bakalım. Bunun boyu da 1.87. Bu kaçtı? 1.89. Allah Allah, ilginç. Stoper deyince 2 haftada oluyormuş. Güzel. Sol kanat Fisher. 62 rating. Fena değil. 81.94. Gelişim planı deyip biz seni o zaman sağ kanat mı çalıştıracağız? Yavaş yavaş böyle çalış. 16 yaşındasın. Aslında seni çıkarabiliriz de yukarıya. Başka da burada kaleci var. Kaleciyi bir yükseltelim yukarıya. Bunu biz kiralıp da size ekleyelim. Bence gitsin. Çünkü bu burada kalırsa ikisi şimdi şey yaparlar. Önemli olarak gelmiş. Öbürü rotasyon. Biz bunu kiralıp da size ekleyelim. Bu Karayev'de arkadaşlar ofansif orta sahaya çeviriyorum. Çünkü onu oraya yerleştirdiğimde artı 7 aldığını gördüm. Demek ki o oraya daha yatkın. Ofansif orta sahaya koyacağız. Bakalım değişsin. Yedek olarak orada oynar. Zaten 2 tane ofansif orta sahaya oynuyoruz. O da yedek olarak girer. Ahmet Abu'da arkadaşlar ara transfer döneminde Philadelphia takımına göndereceğiz. Şu anda 25 tane oyuncumuz var. Güzel. Şimdi o zaman ne yapalım? Sezon sonuna doğru gidelim. Çünkü artık başka kimseyi almayacağım altyapıdan. Bunları artık geri çağırabiliriz. Boşta dursunlar. O zaman direkt arkadaşlar sezon sonuna geçelim. Zaten 15 Aralık'a gelmişiz. Ben kiralığa gidecek olan olursa onları gönderirim. Sezon sonunda sizinle görüşürüz. Bakalım şu anda 14. sıradayız. Kaçıncı sırada bitireceğiz? Sezon sonuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sezon sonuna geldik. Ben zaten direkt simüle etmedim. Ara ara simülelerle kiraya verebileceğimiz oyuncuları da kiraya vererek takımda değişiklikler yaparak yavaş yavaş geldik. Şu anda ligdeki durumumuz 18. arkadaşlar. 51 gol atıp 76 gol yemişiz. -25 averajımız var. Bu çok kötü tabii ki. Türkiye Kupası'nda nerede elendik biliyor musunuz? Çeyrek finale kadar geldik. İlk maçta 3-2 yenmiştik. İkinci maçta Giresunspor bizi 3-0 yendi. Buradan bizi eledi. İsterseniz hızlıca böyle Avrupa Kupası'nda bakalım. Süper Kupayı Chelsea almış. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City almış. Avrupa Ligi'ni Hellas Verona almış. Ve son olarak Tottenham'da konferans ligini almış. Gelin isterseniz takıma şöyle bir bakalım. Gol kralına falan hiç bakmaya gerek yok bu sene zaten. Durum bu şekilde arkadaşlar. Kalit forvetimiz 69'a geldi. Bu ilk başta altyapıdan çıkardığımız oyunun bize verdiği 77'ye kadar geldi. Bu kanatları sağ kanat sol kanat diye çalıştırıyorum. Bekler de aynı şekilde çünkü onların daha hızlı gelişmesi lazım. Buradaki Karayev şu arkadaşın yerine oynuyordu arkadaşlar 65'lik. Öztorun burada yavaş gelişiyordu gibiydi sanki. Mevki değişimi yapıp Karayev'i ofansif orta saha daha güzel oynadığı için oraya çevirdim. 66 oldu şu anda. Buraya bir tane ama orta sahaya yediğimiz yok. Yani şu çocuk haricinde. Ya da daha üst seviyede birisini çıkartabilirsek o da bizim için güzel olacak. Stoperlerimiz 68. Sol bekimiz biraz daha düşük sağ beke göre 67'lik. Kalecimiz de şu an 64'e geldi. Belki bu sene yeni çıkaracağımız oyuncularla ekstra bir şeyler katabilirsek güzel olur. Katamazsak da bence bu sezon orta sıralarda bitirme şansımız yüksek. Çünkü o kadar da kötü bir kadromuz yok. Sonuçta sonuncu değil 18. olduk. Diğer Malatyaspor ve Giresunspor'dan daha iyiyiz. Orası bir gerçek. Burada tabii oynamayanlar arkadaşlar hiç gelişmediği için potansiyeller de düşmüştür büyük ihtimalle. Bakalım yeni sezona geçince dinamik potansiyeller ne kadar olacak, ne kadar gelişecek. Ben tabii onların hepsini kontrol edeceğim. Şu arkadaşları da 3 tane ayrı yere göndereceğiz. Bakalım bu sene neler gelecek onları göreceğiz tabii ki. Hemen ikinci sezona geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sezona geldik. Zaten ben sezon bitmeden önce altyapı personelini 3 tane ayrı yere gönderdim. Birisi teknik yetenek. Zaten şimdi bir dakika hepsini göreceğiz buradan. Şu aylık izleme raporları falan diyor. Şuradan bir başlayalım. Bu kimmiş? Fransa. Fransa'ya kaleci aramaya gönderdim arkadaşlar. Bakalım şöyle 44, 60, 41, 55, 60, 80. Şu direkt gözüme çarptı. 17 yaşında 78, 94, 1.96 boyu var. Isak Jin. 2.400.000. Bunu hemen bir alalım. Şu da 800.000. 800.000 de iyiymiş aslında. Bunu da alalım. Bu diğerleri 100, 200.000. Tamam bunları bir silelim buradan. Bu kimmiş? Şimdi bunu nereye gönderdik? Bunu da Arjantin'e teknik yetenek olarak göndermiştim arkadaşlar. 34, 46, 30, 40, 60, 80. Ortada bir tane gene gözüme çarpan biri var. 78, 94. Oo, güzel. 2.300.000 değeri var. Bu da güzel. Hemen bunu da alacağız. 15 yaşında. 15 yaşındakileri kalsın ya. Onları geliştirelim falan filan muhabbeti olmasın. Bunları da bir silelim buradan. Şimdi 3. olarak bu arkadaşı nereye gönderdik? İtalya'ya göndermiştik. Şimdi bir saniye. Şu o bu ne? En başta hiç gözüme de şey yapmadım ha. 1.800.000 değeri var. Bu çocuk orta sahada oynayabiliyor. Forvet de oynayabiliyor galiba. Bunu direkt bir alalım arkadaşlar. Şu kimmiş? 220 bunu geç. 120 bunu geç. Bu zaten 37 ratingde hiçbir bir işe yaramaz. 110.000. 1.5 milyon. Pierre Gentile. Sen de gel canım. Bu biraz bir güzel şeyler oldu gibi sanki burada. Bu transfer bütçemizi falan göstereyim ama bunları zaten kullanmıyoruz. Hep altyapıdan şey aldığımız için. Şöyle biraz çoğaltalım bunu da maaşları falan verelim. Şu gelen arkadaşlara bir bakalım. 17 yaşında kaleci 60.
66 rating. Oo, bizim kaleci 64'tü. Bundan daha fazla geldi. Of 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 of. Çocuk bir A takıma gelsin. Onların antrenmanlarını zaten yaptıracağım ben. Bu kaleci de 17 yaşında. 62 ratingli. Bunu da yedek olarak alalım. Kiraya meraya göndeririz. 65 ratingli bir tane MO geldi. İşte bu ya. Bunun ne kadar şeyi var onu bilmiyoruz. MOO. Bu çocuk neymiş? 63. Sen de gel. Hepiniz gelin lan. 65. Güzel güzel çıktı ha. Of, santrafor MOO. Sen de gel. A takımı yükselt. Gençlik programı çok iyi gidiyor. İyi gidecek tabi oğlum. Biz zaten altyapı rebuild yapıyoruz burada. 66'lık Jean buraya cuk diye oturacak. Burada Maha'nın yerine Carbone var. 65'lik. Yedek olur. O oynar. Fark etmez. Mamadov da gelmişti kiradan. Onu da buraya ekleriz. Ya da kiraya göndeririz tekrardan. Gentile. Bu da ofansif orta saha yedeğimiz. O da güzel oldu. Bu da 65'lik Carbone. Tamam. Bunların bir antrenman planlarını bir yenileyelim. Kiraya gitmek isteyen varsa kiraya göndeririz. Bu arkadaş da OF olarak gelmişti. OF bizde olmadığı için bunu biz direkt santrafor olarak değiştirelim. Belki reytingi de artar. Bakalım ne kadar gelecek. 2 haftada santrafor oluyor. Bunu zaten kontrol ederiz birazdan. Bir de bu geldi. Bunu da 62 reytingiyle kiraya verebiliriz. Sonuçta orada bir tane de 65'lik çelik var bizim. O yüzden bunları ben bir kira muhabbetine göndereyim. Sanıyorum ki eksik olan bir bölgemiz belki sol bek olsa güzel olurdu ama şöyle yapalım o zaman. Bunları ben bir çağırayım. Geri çağırayım. Birine sol bek, birine de stoper diyelim. Belki güzel bir şey çıkarsa. Gerçi 68 reytingin üstüne de çok zor. Nadir yani öyle bir şey bulması ama. Bakalım. Gelsinler gönderelim. Evet, son olarak defansa ve sol beke belki bir yardımı olur diye iki tane scout ekibi göndermiştim. Birisi Türkiye'ye, birisi Nijerya'ya. Bakalım şuraya gireceğiz. Aylık izleme raporu. Bakalım. Önce kimi gösteriyorsun? Nijerya. Defans olarak bu ne? Sağ bek. Oo, bir dakika. 77-94. Sen bir gel bakayım. Ne bu? 1.5 milyon. Sağ bek değil. Bize sol bek lazım ya. 42-70-94. Bu da stoper olabilir mi? 625 bin. Adayem mi? Adayem mi? Bizi andı. Gel bakalım. Sana da bakalım. Evet. Öbürü de Türkiye'den geldi. Bakalım Türkiye'den gelen var mı? Şu çocuk dikkatimi çekti. Sağ bek direkt gözüküyor. Bu da 750 bin. Gelsin bakalım, belki ikisinden birini oynatırız. 43-57, 51-69. Kadir Bulut. Oo, bu adam 1.90 boyunda. Bunun gideri var. Kadir Bulut gel bakalım kardeş. Arkadaşlar bakalım kimmiş. 16-16-16-17 yaşları. 60-58-63. Bu çocuk sağ bek sol bek. Aa, sol bek de oynayabiliyor. Zayıf ayağı 4 yıldız. Hızı da var bayağı. Ters ayak çalışıyor mu burada? Çalışıyor. Ters kanat peki dersek. Bunu biz burada böyle çalıştıralım. Belki diğer çocuğu geçer. 64 ratingde öbürü. Bu MDO. MO stoper. 1.90 boyunda. Medium olur ya. Ben seni stoper yapacağım. Hah. Oo, gücü, fizik gücü falan eşek gibi. 12 haftada stoper oluyormuş. Bu ne? Aa, bu çocuk direkt sol bek çıktı. Bunu hiç unuttum ya, şu 63'lü görünce bunu şey yaptım artık. Gel bakalım benim gelişim planı ne durumda senin? 76-79 sağ bek çalıştırsak daha mı hızlı geliştirsin acaba? Ben seni böyle bir çalıştırayım. Bunlar şunu da biraz daha takılsın. Duruma göre bakacağım arkadaşlar. O zaman ben onları kontrol edeyim ara ara. Bu şekilde şöyle kadromuzda bu şekilde bakalım. Direkt sezon sonuna geçeceğiz arkadaşlar. İnşallah böyle yüksek bir yerde bitiririz de oyuncularımız gelişmiş olur. Çünkü kazandıkça daha çok gelişiyorlar biliyorsunuz. Altyapı oyuncularımız bu şekilde. Kiraya gitmek isteyen, göndermek istediğimiz şeyler varsa onları da ayarlayacağım. Sizinle sezon sonunda görüşeceğiz. Haydi bakalım. 10 Haziran'da görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldik 2. sezon sonuna. Bakalım ligde orta sıralarda korumayı başardık mı? Derken ne görüyorum? 4. sırada bitirmişiz arkadaşlar. 65 gol atmışız, 47 gol yemişiz. Yani Başakşehir'den daha az gol yemişiz. Ve 1. ve 2. olan Trabzon ve Fenerbahçe'den 2 gol azaltmışız. Bayağı bir gelişme var demek ki takımda. Peki Türkiye Kupası'nda neredeydik? Türkiye Kupası'nı Kayserispor almış. Biz nerede elendik? Çeyrek finalde. Gene çeyrek finalde elendik. Bu sefer Trabzonspor bizi 3-2 yenmiş. Böyle hızlı bir şekilde de Avrupa kupalarını görelim. City Süper Kupayı almış. Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain olmuş. Avrupa Ligi Everton olmuş ve Konferans Ligi de Torino olmuş arkadaşlar. Gelin hep beraber önce gol kralına bakalım. Sağ kanattan Mahmut 20 golle 3. olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Bayağı bir gol atmış ama bizim forvetimiz nerede derken gördüm. 12 golle de 19. olmuş. Peki asist kralımız var mı? Var. Şahin. Bu ilk altyapıdan çıkardığımız oyuncu. 11 tane asisti var. Gol yenmeyen maçlarda da Fransa'dan getirdiğimiz kalecimiz 10 gol yenmeyen maçla 2. sırada olmuş. Çok güzel. Takım acaba ne kadar gelişti? Onu merak ediyorum şimdi. Forvetimiz 75. Sol kanadımız 79. Bakın Şahin 82 olmuş. Şu orta saha biraz gelişse var ya, şöyle 75-76 olsa çok güzel yerlere geleceğiz aslında. Sağ bekimiz 73. Stoperlerimiz 72-73. Sol bekimiz 72. Jean 72 olmuş. Diğer kalecimiz Şahin 67'de kalmış. Tabii o oynasa belki o da bu kadar gelişebilir miydi bilmiyorum. Mahan 70. Aa, Mahan burada oynasın o zaman. Bu niye buraya gelmiş? Ofansif ortası olarak Karayev'in yerine Öztorun da oynayabilir. Ya da oynuyordur zaten büyük ihtimalle. Aşağıya doğru da şöyle baktığımız zaman oynayamayan arkadaşlar. Görüyorsunuz sol kanat çelik. Bu burada ne yapıyor? Sen şuraya gelsene canım benim. Takım gelişiyor.
Bu sene dördüncü olduğumuz için de güzel, sevindim baya. Geçen sezon bakmadık. Şuradan istatistiklere bakmak istiyorum. Geçen sezon unuttuk onu. Mahmut 23 gol 5 asist yapmış. Artı 8 gelişmiş. Kalit santraforumuz 14 gol 1 asist artı 6 gelişmiş. Abdullayev 7 gol 4 asist artı 8 gelişmiş. Çok güzel gelişiyorlar ya. Ofansif orta saha Karayev 6 gol 6 asist artı 5 gelişmiş. Şahin 6 gol 12 asistle artı 5 gelişerek takımın en fazla asist yapan oyuncusu olmuş. Oo, Sivasspor'a gönderdiğimiz çocuk 37 maça çıkmış 6 gol atmış sol kanat. Çok güzel. Artı 4 de gelişmiş. Güzel. Santrafor yedeğimizde 5 gol 1 asist yapmış. Aşağı doğru da bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken artık bu saatten sonra yani altyapıdan çıkaracağımız oyuncular 70 üzeri olmayacağı için büyük ihtimalle yani çok yani öyle bir şey olması lazım ki sürpriz 70 üzerinde olsun. Çünkü orta sahamız biraz az gelişiyor gibi. Yapacak bir şey yok. 3. sezonun direkt sonuna gidelim. Bakalım Avrupa'da bir şey yapabilecek miyiz? Ligde ne durumda olacağız onu görelim. Hemen 3. sezonun sonuna geçiyoruz. Evet, sezon sonuna geldik. Bakalım takımımız neler neler yaptı. Hemen onları göreceğiz tabii ki. Şampiyonluk yarmış arkadaşlar. Bursaspor şampiyon olmuş. 80 puanla Fenerbahçe'nin önünde 4 puan farkla şampiyon olmuşuz. 67 gol atarak Galatasaray'ın 1 gol arkasında en çok gol atan takım sayılırız. 31 gol yemişiz. En az gol yiyen takımız. Çok güzel olmuş. Burası harika bence. Peki Türk Kupası'nda? Türk Kupası'nda almışız. Ziraat Türkiye Kupası bize geldi. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım neler yapacağız seneye. Hızlıca Avrupa Ligi'ne şöyle bir bakalım. Süper Kupayı Paris Saint-Germain almış. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City almış. Yine almış lan bu adamlar. Atalanta UEFA Kupası'nı almış ve West Ham'da Atletico Madrid almış. Biz Konferans Ligi'ndeydik arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gelebildik. 13 puanla grubumuzdan lider çıkmışız. Anderlecht, Aarhus ve Hartberg'in olduğu gruptan ön eleme turunu geçiyoruz. Son 16'da Bursaspor Braga'yı 5-3 yenmiş. Çok güzel. Galatasaray'da Anderlecht'e yenilmiş burada. Bizden başka Türk takımı var mı? Yok. Çeyrek finale geliyoruz. Ajax'ı 5-1 yenmişiz. Üf be. Yarı final. Yarı final. Oo, yarı finalde Atletico Madrid gelmiş. 6-0 yenilmişiz. Yarı finale kadar gelmişiz. Çok güzel. Aa, West Ham Atletico Madrid'i yenmiş burada. Ben de Atletico Madrid burayı alır götürür demiştim ama. Vay anasını be. Ama yarı finale kadar gelmemiz güzel arkadaşlar. Şimdi bakalım takımımız ne durumda olacak? Seneye Şampiyonlar Ligi'nde neler yapabileceğiz? Şampiyonlar Ligi'ne alabilecek bir kadromuz olduğunu daha düşünmüyorum. Öncelikle buradan gol kralına bakalım. Bursaspor'dan Mahmut 15 golle 6. sırada. Asist kralımız bizden Şahin ile Karayev. Çok güzel olmuş burası da. Gol yemeyen maçlarda da 15 gol yemeyen maçla Jin Süper Lig'de gol yemeyen maç kralı olmuş arkadaşlar. Haydi bakalım takımımıza gidiyoruz. Takım bakalım ne durumda. Oo, Kalit 84, Abdullayev 87. Kanatlarımız çok güzel. Bak burada da gelişme var. 76-79. Şu en azından gelişmiş. Burası biraz daha tam gelişmemiş. Şahin 89. Sol bek sağ bek 81. Bunlar da bir tık gelişse var ya. Kaleci de 78 olmuş. Seneye de 82-83'ü görür herhalde. Yani bence öyle olur. Keşke bunlar böyle 80 civarında olsaydı. Zaten dinamik potansiyel daha da güzel olur seneye. Çünkü 2 kupayı da kazandık. Kadro merkezine gidip istatistiklere bir bakalım. Mahmut 27 gol 7 asist. Artı 6 gelişmiş. Of, sen ne yaptın Metin Şahin? 20 gol 20 asist. Hayvan gibi oynamışsın oğlum be. Kalit bizim forvetimiz bunlar kadar gol atamıyor ya. Bu niye böyle bir çocuk oldu? 16 gol 7 asist artı 9 gelişmiş. Ama iyi gelişmiş yalnız ha. Abdullayev 15 gol 7 asist. Karayev 12 gol 12 asist artı 8 gelişmiş. Ne güzel gelişiyorlar ya. Süleymani diye mi okunuyor? Solaimani. Sivasspor'a kiralık göndermiştik. 40 maçta 12 gol 2 asist yapmış artı 3 gelişmiş. Mahan 5 gol 8 asist. Cordero 5 gol. Stoper'den 3 gol 2 asistlik kaptanımız katkı vermiş. Ve bu şekilde aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 4. sezona geçeceğiz. Ocak 1'e gideceğiz. Bakalım gruplardan çıkabileceğiz mi onu göreceğiz. Hadi bakalım 4. sezonun Ocak 1'ine gidiyoruz. Arkadaşlar Ocak 1'e diye yanlışla sezon sonuna simüle etmişim. Şubat'ta aklıma geldi, durdurdum. Gruplardan birinci çıkmışız arkadaşlar. Olympic Lyon, Sparta Prag ve Chelsea'li gruptan. Chelsea ölmüş ya, ne olmuş? Normalde baksanız Chelsea, Olympic Lyon falan çıkar. Son 16'ya geçtiğimizde de rakibimiz Milan arkadaşlar. Şimdi Milan maçına geçeceğiz. Şöyle kadromuzu göstereceğim arkadaşlar. Bu kadro alır mı almaz mı bilemiyorum. Çünkü orta saha bir tık böyle sanki az gibi. Kalemiz 82, burası 82-84. Yani güzel gelişmişler aslında ama. Yani en az 88'li bir kalecimiz olsaydı daha güzel olurdu. Bu sene alıp alamayacağımızı bilemiyorum. Ama alamasak da seneye büyük ihtimal alırız. Şimdi onları istatistiğini yapmayalım. Maynan kalelerinde şu anda 88'den fazladır bence. Hızlı simüle ediyoruz. Bakalım Milan'a karşı 2-2 berabere kaldık. İkinci maça kaldı şansımız. Bakalım kendi evimizde neler yapacağız? Altyapımız, Bursaspor'umuz ne yapacak? İkinci maça geçiyoruz. Evet, geldik ikinci maça. Maçımıza geçmeden oradaki timsah park yazısına bir dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Her şey gerçeğe uygun şekilde yapılıyor. Formalarımız, şöyle ben size formalarımızı göstermedim daha önce. Benzetmeye çalıştım. İnşallah Bursasporlu kardeşlerimizin hoşuna gitmiştir. Şöyle gördüğünüz gibi en yakın bu. Şimdi o zaman 3-2-1 diyeceğiz. Geri sayım başlasın. Hadi bakalım. Gollerimizi atalım. 3-2 yenildik. Allah kahretmesin ya. Uff.
Ya buraya kadar gelmiştik. Son 16'da niye yenildik ya? Bari çeyrek finale falan çıksaydık ya. Lanet girsin. 3-2 Yani tamam, Milan var karşımızda, Boru değil de. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sezon sonuna geçelim. Bakalım, bari şampiyonluğumuzu kutlayalım. Büyük ihtimalle şampiyon oluruz. Seneye tekrar geleceğiz. Sezon sonuna geçiyoruz arkadaşlar. Evet, sezon sonuna geldik ve yukarıdaki spoiler'ı da görüyoruz arkadaşlar. Zira Türkiye Kupası'nı kazanmışız. Bakalım ligde de hayvan gibi fark atmışız. 93 gol atıp 37 gol yemişiz. En çok gol atan, en az gol yiyen takımız arkadaşlar. Burada zaten bir artık sıkıntımız yok. Türk Kupası'nda Konya Spor'a karşı 1-0 almışız. Manchester City Süper Kupayı almış. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City almış, yine ardı ardı bu adamlar coştular ya. Seneye biz alacağız ama ha. Ajax Avrupa Ligi'ni almış. Konferans Ligi'ni Newcastle United almış. Gelelim ligdeki gol krallığına. Mahmut bizden 21 gol atarak gol krallığına zirveye oturmuş arkadaşlar. Kalit de 18 golle 4. sırada. Taylan Antalyalı ve Abdullayev 10 asistle ligde zirveye oturmuşlar ikisi beraber. Ve gol yenmeyen maçlarda da 11 golle bizim kalecimiz Jin gol yenmeyen maç kralı. Hemen takımımıza şöyle bir göz atalım. Yani bu takım artık oldu arkadaşlar ya. Kalecimiz 83, 2 tane 84-85'lik stoperimiz var. 87'lik, 89'luk. Of, bu ne lan? Coşmuş burası. 91, 92, 92, 82, 85. Seneye biz alırız burayı ya. Vallahi şu adamlar 2-3 rating daha gelişirse çok süper olacak yani. 24 gol 7 asistle Mahmut takımı taşımış gibi olmuş. Taşımış gibi olmuş derken, çünkü 24 gol 5 asistle de arkasından Kalit geliyor. 20 gol 13 asistle Abdullayev. Metin Şahin de 18 gol 11 asist. 17 gol 8 asistle ofansif orta sahamız Karayev. Sol bekimiz de 6 gol 2 asist yapmış. Artı 6 gelişmiş. Artı 8 gelişen sağ bekimiz var. 3 gol 6 asist. Çok güzel gelişmeler var ya. Şuraya bakar mısınız? 6, 6, 4, 2, 3. Aşağı doğru tabii ki öyle olacak yani, normaldir. O zaman arkadaşlar 5. sezona geçiyoruz. Ocak 1'de görüşmek üzere. Büyük ihtimalle de gruplardan çıkarız. Bu takım artık Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak hale geldi. Hemen 5. sezon ocağa geçiyoruz. Evet, geldik Ocak 1'e. Hemen geri çıkalım. Gruptaki yerimizi de merak ediyorum. Bursa Spor'la şu anda lideriz arkadaşlar. 7 puan farkla. Hemen arkamızda yine Galatasaray var. Fenerbahçe, Trabzonspor diye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuzu mu öğrensek? Geldik. Borussia Dortmund gelmiş arkadaşlar. Gruplardan birinci çıkmışız 15 puanla. Juventus, Villarreal ve Club Brugge'nin önünde. Şöyle bir kadroya da göz atalım mı? Ne diyorsunuz? Çok güzel. 86, 88, 86, 89, 90. Öf. Ya aldık. Bu sene aldık arkadaşlar. İnşallah finale kadar çıkacağız. Finalde de yenilmezsem bu iş burada biter. Şöyle Dortmund maçına doğru bir gidelim bakalım. Neler oluyor, neler bitiyor. Evet arkadaşlar, son 16 ilk maçına geldik. Dortmund maçıyla başlayacağız. Takıma bakarken şöyle bir şey fark ettim. Oyun zorluğu efsanevede kalmış. Demek ki ilk baştan beri ben onu fark etmemişim. İlk başta kariyer ayarlarını yaparken oraya dikkat etmemişim. Şimdiye kadar öyle gelmişiz. Bundan sonra artık seçkinle devam edeceğiz arkadaşlar. 3-2-1 deyip basıyorum. Haydi bakalım. 3-0 aldık. Çok güzel. Şahin, Karayev, Abdullayev. Çok güzel. Hadi bakalım. İkinci maçta da böyle bir 3-0 daha gider. Evet, ikinci maçtayız. Sağ bakimiz kırmızı kart görmüş. Şuradan değiştir diyelim. Herhangi birisi girsin, oynasın. Yedeğimiz var. Oo, 3-1 yenildik. Abo, bu kadar önemli mi ya bir tane sağ bek bizdeki? İyi ki gol atmışız 87'de. Şahin gol atmış. 3-1, 4-3 ile geçtik. Oynasın sayın seyirciler. Evet, çeyrek finalde Chelsea çıktı karşımıza. Çok güzel. City falan gelmedi. Bayern Münih falan gelmedi. Onlar ne durumda şu an bilmiyorum. Onların hepsine sonradan bakacağız zaten. İlk maçımıza gelelim arkadaşlar. Stamford Bridge'deyiz. Bir 3 puanımızı alalım buradan. 3-1 çok güzel oldu. Şahin, Arnos, Karayev. Harikasınız çocuklar. İkinci maça geçiyoruz. Evet, ikinci maça geldik. Haydi bakalım. 3-1'in üstüne bakalım ne yapacağız. Bu sefer de Şahin yok. Ya arkadaşlar, bir de bir kırmızı kart görüyorsunuz ya. Bakalım yerine kim girecek, oynayacak. Vay anasını ya. Geçen sefer de aynısı oldu. Biz mis gibi ilk maçta yeniyoruz. İkinci maçta gelip bizi 3-1 yeniyorlar ya. Penaltılara kalmış. 5-4 yenmişiz. Güzel de korkutucu bir şey yani. Neredeyse gidiyordu yani maç. Allah Allah. Evet. Bayağı bir zor bir rakip geldi. Finalde gelse daha güzeldi ama. Diğer yarı final eşleşmesine bakalım. Leicester City Barcelona. Şurada bir Leicester gelsene ya. Sen niye böyle yapıyorsun ki? Ağlama lan. Bunları geçersek de finalde Barcelona gelecek. Gene zor. Keşke şu ikisi karşılaşsaydı falan. Leicester da iyi gelmiş buraya kadar yani. Manchester City'yi geçmiş herifler lan. Vay be. Oblak karşımızda olacak. Joao Felix var. Nunez var. Nunez almışlar. Nunez var diyorum da. İyi bir takım ya. Kadro çok sağlam. Özellikle kalecileri. 2-2 berabere kaldık. Şansımızı deplasmana saklayacağız arkadaşlar. Deplasman şansımız inşallah geçer. Bizden golleri Şahin ve Mahmut atmış. Hadi bakalım ikinci maça geçiyoruz. Evet, hazırsak finale son bir adım arkadaşlar. 1-0 olsun, bizim olsun diyelim. Hop, geldi mi? 2-1 oldu, bizim oldu. Arnos, Abdullayev. Harikasınız çocuklar. Finaldeyiz arkadaşlar. Hemen şimdi finaldeki rakamı bize öğrenelim ve istatistiklere bakalım.
Evet, gördüğünüz gibi finalde Barcelona gelmiş. Sezon sonuna geçiyoruz ve bakalım komple sezon içinde neler yapmışız onları göreceğiz. Final günü geldi çattı. Bakalım şuradan önce ligdeki durumumuza. Burada görüyorsunuz Barcelona karşı oynayacağız 30 Mayıs'ta. Süper Lig'de birinciyiz arkadaşlar. Lider olmuşuz, şampiyon olmuşuz. 89 gol atmışız, 38 gol yemişiz. En az golü Fenerbahçe ile beraber yemişiz ama en fazla gol atan biziz. O güzel. Türk Kupası burada finalde Fenerbahçe ile eşleşmişiz. Tabii bu Şampiyonlar Ligi maçından sonra olduğu için bunu göremeyeceğiz. UEFA Süper Kupası'nı kim almış? Manchester City bayağı bir... Bu Rebuild arkadaşlar çok fazla gördüm Manchester City'yi. Hem Süper Kupayı hem Şampiyonlar Ligi'ni çok aldılar. İlginç şekilde UEFA Kupası'nı Villarreal almış. Ve Konferans Ligi'ni de Levante almış arkadaşlar. Gelelim gol krallığımıza. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında bir iddiamız var mı diye bakıyorum. Şahin şu anda 7 golle 4. sırada, hatta 3. sırada diyebiliriz. 2 gol atması lazım 1. olması için. Asist krallığı olarak var mıyız? Asist krallığında yokuz. Gol yenmeyen maçlarda da orada da yokuz. Süper Lig'de Şahin 22 golle lider olmuş arkadaşlar. Gol krallığımız Şahin olmuş bu sene. Khalid ve Abdullayev de 18 ve 17'şer gollerle 4. ve 5. sıradalar. Asist krallığımız var mı? Şöyle bakıyorum. Şahin 8 asiste kalmış. Gol yenmeyen maçta da bu sene biraz düşüş var. Bir gol yenmeyen maç daha olsaydı birinciliği paylaşacaktık Trabzonspor'dan Arda Akbulut'la. Aa, Arnos yok mu? Oy! Abi finalde... Allah gerizekalı. Her maçta biriniz kayboldunuz gittiniz zaten. Neyse, bizim Bulut var. Yalçın Bulut. Yapacak bir şey yok. Bu adam oynayacak burada. Bu biraz kötü oldu tabii ki ama yapacak bir şey yok. Ratingler bu şekilde arkadaşlar. 93, 93, 94, 89, 86, 97, 97 olmuş Mahmut. Bu şekilde bırakalım. Son olarak da kadro merkezinden istatistiklere bir göz atalım bakalım şöyle. Ne olmuş, ne bitmiş. Şahin 33 gol, 12 asist. 28 golle 4 asist yapan Khalid var santraforumuz. 24 gol, 6 asistle Abdullayev. Mahmut 19 gol, 8 asist. İlk defa Mahmut'u bu kadar geride görüyorum arkadaşlar. Hep üstlerde oluyordu. Ya birinci, ikinci falan. Elşen Karayev de 89 ratingiyle 10 gol, 4 asist yapmış. 5 gol, 7 asistle Mahan. 3 gol, 1 asist falan derken aşağı doğru bu şekilde gidiyor arkadaşlar. En değerli oyuncumuzu görmek istersek şöyle. Değer olarak 325 milyon euroya paranız varsa bu adamı alabilirsiniz. Zaten serbest kalma bedeli de 520 milyon. Ne adam yaptık be. Altyapıya bakar mısın arkadaş? Lan bu adam Suudi Arabistanlıymış. Hatırlıyor musun? Yanlışla göndermiştik oraya. Çok güzel ya. Adam 97'ye geldi arkadaş. Neyse. Buralarda gördük. Maçımıza hazır mıyız arkadaşlar? Bence biz bununla çıkalım. Onlar da beyaz forma giysinler. Yeşile beyaz böyle güzel. Beyaz derken onlarınki de biraz da Eflatun gibi. Benfica'nın stadına gidiyoruz. Bakalım altyapı oyuncularımız Şampiyonlar Ligi'ni alabilecekler mi? Haydi bakalım. Maçımıza geçerken de like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. 18 numarasıyla kim olduğunu bilmediğim arkadaşım. Altyapı kardeşimiz. Şampiyonlar Ligi görüntüde altyapı kadromuz. Bakalım Finlandiya neler yapacak. Görüntüde altyapı oyuncularımız Bursaspor'la sıfırdan zirveye çıktık arkadaşlar. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek miyiz? Rakibimiz karşısında neler yapabileceğiz? Altyapı kardeşlerimiz Bursaspor'u nereye kadar getirebilecekler? Evet, maça başlıyoruz. Barcelona maça başladı. Frenkie de Jong, Osimhen. Osimhen'i almışlar. Ansu Fati sağ kanatta oynuyor bugün. Sakin olalım. Sakin olalım. Vallahi süper gidiyorum ha. Şahin. Buradan atar mısın lan? Abuu! Arkadaş bu nasıl kaçtı ya? Şöyle doğru bir boşluk var gibi sanki. Öyle hissettim. Oradan bir kafa gelsin mi? Şöyle bir kafa. Ya arkadaşım bak. Güzel. Ben de şunu al. Ben de şunu al. Of be. 1-0. Şahin golümüzü attı. Şunu yapıyormuş. Şunu görelim. Ha bu değil ya. Süper. Altyapı oyuncularımız 1-0 öne geçiyor. Hem de Barcelona karşılığında. Karşısında. Söyleyemiyorum da. Gece gece saat 1'e geliyor saat. Geç geç. Metin Şahin. 1-0 yaptı. Ulan ulan. Vay vay vay, hareketlere bak ya. Çok güzel. Aa, Şahin harikasın. 1.92 boyun var oğlum, o yüzden. O yüzden aldın. Bak hocam, sarı kart alabilir miyim lütfen? Kırmızı da versen yeridir yani. Ansu Fati'ye bak sen lan. Terbiyesiz. Oo. Çok güzel. Oğlum harikasın be. 79 ratinginle harikasın be. Mahmut. 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 Ah Mahmut, ne yaptın Mahmut?
Taşının teline kurban oldum. Uzak köşeye vururum dedim ya. Koş oğlum koş. Koş 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 koş. Bak basa bak. Ya ben bu oyunu oynuyorum ya. Bir de gol atabilsem. Lan. Aa penaltı. Ben de vuramadım, düştüm sandım ya. Demek ki düşürmüş gerizekalı. Metin kim geliyor? Oo Mahmut geldi. Mahmut şuraya atar mısın oğlum? Vay be. Ulan penaltı atamadık ya. 2-0 ne güzel olacaktı. Geç 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 geç. Mahmut ne yaptın Mahmut? Gol beklentisi 3.1, gol beklentisi 0.2. Arkadaşlar biz Barcelona'da atmışız ya. Bunlar sadece topla oynuyorlar. Bir şey yapamıyorlar bak. Biz de topla oynarız. Ne var yani? Şimdi kaptıracağım. Mal gibi gol yiyeceğiz. Bak 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 bak. Yapma. 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 Onun koltuktan yere düşüyordum ha. Onu bir alayım ben. Of. Parvetlere bak. Abdullah. Al lan. Lan oğlum. Lan vursana. Lan vur. Arkadaş bunlar nasıl geliyor ya? Bak bak. Bak bak hareketlere bak. Abi adam bilgisayar olunca böyle oluyor işte. Baksana tık tık böyle bir hareket var mı anasını satayım. Geç. Koş lan. Koş lan. Koş. Lan bir koş be. Abi bu toplar nasıl geçmiyor? Ben L1 üçgen yapıyorum ya. Çok garip arkadaşlar. Hadi lan. Hadi Şahin. Şahin. Şöyle bir dalga geçelim ya. Ya ben başka bir şey yapmaya çalıştım. Yine olmadı arkadaşım ya. Ulan Bursa sporlu Şahin. Bas vermedi demin ya doğru gün. Hop. Böyle böyle atarlar işte. Böyle böyle atarlar. Metin Şahin gol 83. 12 maçta 9 gol. Bursa spor taraftarı coştu. Bak şimdi bak. Bak. 3 olur mu? 3 olur mu? Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Dembele giriyor da Dembele ne yapacak? Gel lan top vereceğim. Mahmut. Hop. Allah bıraktım bıraktım vallahi bıraktım vallahi bıraktım. Mahmut ne yaptın oğlum Mahmut anasını arattın oğlum Barcelona'nın lan. Vakit geçsin diye şut çektim gole bak. Anasını arattı lan adamların. 90'a çaktın ya Mahmut. Şuta bak şuta. Of. İşte bu kariyeri şey rebuild'u iyi ki yapmışım ya. Şöyle bir gol attığım için sonunda da sevinçtim. Başlatın lan. Başlatın lan. Harikasın be. 3-1. Çok şükür. Bursa Spor'la. Bursa Spor'la. Altyapıyla buraya kadar geldik. 5 sezon sürdü arkadaşlar. Çok güzel adamlar seçtik gerçekten. Dinamik potansiyelin de şeyle yardımıyla yani buralara kadar bayağı yükseldi. Kim bilir 97 adam olan, reytingi olan adamın kaç potansiyeli var? 99'luk tabii ki de. Hadi bakalım. Kupa törenimize geçiyoruz. Evet Kadir geldi. Babamın adı da Kadir. İki böyle bir şey denk gelmiş. Bursa Spor'la altyapı oyuncularla yaptığımız rebuild'de şampiyon oluyoruz arkadaşlar. Şampiyon liginde bu şekilde böyle kaldırıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni rebuild'larda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.